Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde neden çiğ kereviz tüketmemiz gerektiği ile ilgili bir paylaşım yapmıştım yazılı olarak. Bununla ilgili bazı sorular geldi. Onun için bütünleyici olarak bu videoyu çekme ihtiyacı duydum arkadaşlar. Kereviz salatası yapacağız birazdan. Şimdi kereviz salatası için biz şöyle orta boy bir kereviz kullanıyoruz arkadaşlar. Kerevizimizin iç kısmındaki bu uç filizleri var. Yani normal yapraklarını değil de içindeki küçük yaprakları ayırıyoruz. Bunları da kullanacağız, bilginiz olsun. Şimdi kerevizimizi güzelce yıkadıktan sonra rendeleyeceğiz. Aşama aşama sizlere göstereceğim inşallah. Önce kerevizimizi güzelce soyacağız arkadaşlar. Daha sonrasında rendeleme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kerevizimizi bu şekilde güzelce rendeledik. Malzemelerimizi önceden hazırlıyoruz tabii. Çünkü kerevizi rendeleyince bekletmek iyi değil, kararır arkadaşlar. İlginiz olsun. Bahsetmiş olduğum gibi kerevizin içindeki taze yaprakları ile bir tutam dereotunda ince ince doğradık arkadaşlar. İsteğe bağlı olarak biz içerisinde kullanacağız şimdi. Yoğurdu anlatacağım size. 3-4 diş sarımsak. Cevizimiz arkadaşlar. Biz normal cevizimiz kalmamış evde. Bugün pikan cevizi kullandık. Normal ceviz de olur. Pikan cevizi gerçi de çok daha faydalı, bilginiz olsun. Yoğurdumuz da normalde torba yoğurdu dediğimiz süzme yoğurt olması gerekiyor arkadaşlar. Biz aslında memleketten düzenli olarak sürekli süzme yoğurt getiriyoruz fakat 2 aydır bir bazı aksiliklerden dolayı, yoğunluktan dolayı gidemedik arkadaşlar. O yüzden yoğurdumuzu normal kendi evde yaptığımız yoğurdu bu şekilde süzgecin içerisinde bekletiyoruz arkadaşlar. Suyu bu şekilde alta süzmüş olacak. Biraz bekleyecek ki kereviz salatamız arkadaşlar cıvık olmasın ve daha kıvamlı hermeli olsun. Daha lezzetli olsun diye. Bu şekilde siz de yoğurdunuzu bekleteceksiniz. Şimdi iç malzemelerimizi genişçe bir kabın içerisinde arkadaşlar karıştıracağız bu şekilde. Dereotlu kereviz yaprağımız, iç yaprağı, sarımsağımız, kırılmış iç cevizimiz hepsini ilave edeceğiz. Şimdi yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde. Faydalarını da videonun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Bir de bu taze salatalarla ilgili bir önemli bir bilgi vereceğim. Bilginiz olsun. Bu şekilde güzelce şimdi iç malzemelerimizi harmanlayacağız. Şimdi bu salatamızı yaptığımızda da bilginiz olsun. Hemen tüketmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir saat kadar falan bir beklesin. Bunu yani önceden yapalım. Salatayı karıştırdıktan sonra bir saat beklerse çok daha güzel olur. Bir miktar da üzerine sıvı yağ, zeytinyağı arkadaşlar isteyen ayçiçek yağı da kullanabilir. Veya başka bitki yağları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde şimdi bunu biraz bir miktar tuzumuzu da ilave edip harmanlayacağız. Güzelce karıştırıyoruz. Ben size kısaca bu arada kerevizle ilgili faydalarla ilgili bazı bilgiler veriyorum arkadaşlar. Kerevizimizin içerisinde A, C, E, K vitamini ve B5 ve B6 vitamini var arkadaşlar. Kerevizi neden çiğ tüketmemiz gerektiği konusunu özellikle aydınlatmak istiyorum. Bazı vitaminler asidik değerleri yüksek olduğu için arkadaşlar piştiği zaman uçuyor ve hiçbir faydası olmuyor. Bilginiz olsun. Özellikle kereviz bu manada çok hassas bir meyve arkadaşlar. O yüzden kerevizi bu şekilde çiğ tüketmenin çok büyük faydası var. Özellikle göz, beyin sinir uçlarına, prostat sağlığına, idrar yolları sıkıntılarına, ödem atmaya vücutta, kabızlık problemlerine ve çok daha önemlisi omurgayı güçlendirmeye çok büyük faydası var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Folik asit değeri oldukça yüksek bir sebzemiz bu. Kök sebzemiz bu. Özellikle hamilelik döneminde de, gebelik döneminde de arkadaşların tüketmesinde büyük fayda var. Genel uykusuzluk problemi yaşayanlar, rahat uyuyamayanlar, efendime söyleyeyim sindirim sisteminde sıkıntısı olan arkadaşlar bundan faydalanabilirler. Tabi içerisinde bu şekilde dereotu, ceviz ve sarımsak ilavesiyle de arkadaşlar tiroid sağlığına da oldukça faydalı bir salatadır bu ve çok da lezzetlidir. Çocuklar da yiyecektir. Bilginiz olsun. Bizim çocuklar çünkü çok beğenerek yiyorlar. Beyin sağlığı için çok önemli. Sinir sistemini dediğim söylemiş olduğum gibi güçlendirir arkadaşlar. Yani sizi strese karşı koruyucudur bir miktar. Evet arkadaşlar salatamız artık bu arada hazırlandı, hazır hale geldi. Bu tür yoğurtlu salatalarda salatamızın üzerini kaşık ile bu şekilde güzelce düzleştireceğiz arkadaşlar. Yani düzgün, pürüzsüz bir hale getireceğiz.
İçinden salatamızı aldığımız zaman, tabaklar aldığımız zaman da bu şekilde oluşan boşlukları arkadaşlar kaşık ile tekrar o bölgeyi bastıraktan güzelce doldurup düzleştireceğiz. Tesviye yapacağız. Bunun sebebi şu. O çukur kalan kısım arkadaşlar kaşık izlerinin olduğu yerde yoğurt sulanma yapar. Ve salatamız sulu olur ve bozulmaya başlar. Salatalarımız, bu tür yoğurtlu salatalar çabuk bozulur o sebepten dolayı. Ama bu şekilde yaparsanız uzun süreli kalır ve hem de sulu sulu olmaz yoğurt salatanız. Bilginiz olsun, lezzeti bozulmaz, tadında sıkıntı olmaz. Sabah 7'de bu videoyu çektik arkadaşlar, hazırladık. Günay Hanım'la birlikte biz akşam tüketeceğiz Allah'ın izniyle. Yapanlara, uygulayanlara şifalı olsun. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. Herkese sağlıklı, mutlu günler.